Evet sevgili izleyiciler, Bir Günün İçinden programı ile karşınızdayız. Bugün Dünya Ağız Türklerini konuşacağız. İl Kültür Müdürümüz Sayın İsmet Taymuş ve Dünya Ağız Türkleri Gençlik Kolları Temsilcisi Sayın Haydar Habibov ile birlikte. Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim siz de hoş Hoş geldiniz. bulduk efendim. Evet, Dünya Ağızka Türkleri denildiği zaman onu konuşacağız ama saygıdeğer müdürüm herhalde yarın itibariyle de bir sergi var. Dünya Evet. Ağızka Türkleri ile ilgili. İsterseniz biraz oradan başlayıp sonra da konumuz Haydar Habibov'a dönelim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de Ağızka Türkleri Anadolu'da çok az biliniyor. O nedenle biz Ağızka Türklerinin mazlumiyetini anlatmak için yarın saat 11'de yani Cuma günü saat 11'de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün büyük fuaye salonunda bu mezalimi anlatan, sürgünü anlatan bir sergi açacağız. Tabi bu sergi Dünya Ağızkalılar Gençlik Kolları Başkanı organize ediyor. Biz de ev sahipliği yapıyoruz. Çünkü bu dava gerçekten Türk'ün davasıdır. Yani yıllar önceden öz yurtlarından, köylerinden, vatanlarından zorla bir gece yarısı evlerine alınıp trenlere bindirilip dünyanın dört bir yanına gönderilen bu Türk kardeşlerimizin zulmünü anlatan, o sürgünü anlatan bir sergi. Bunu çok önemsiyoruz. Yarın hemşerilerimiz bu vesileyle duyurmak istiyorum. Kayseri'deki hemşerilerimizin bu sergiye açılışa katılmalarını bekliyoruz. Ve sergi akabinde de bir Ağızka Türklerinin yaşadığı bu zulümü anlatan bir konferans olacak. Kısa bir konferans olacak. Sözümün başında da söylediğim gibi gerçekten Ağızka Türklerinin bu durumunu, bu sürgün olayını çok az biliyoruz. Yani gençlik az biliyor. İşte unutmamak, unutturmamak için böyle bir sergi düzenledik. Tabii ki dünyada bu Ağızka sürgünüyle ilgili dünyanın dört bir yanında zannediyorum 8-10 bölgede yaşıyor bu Ağızka Türklerimiz. Kayseri'de de var, köylerimiz var. Ağızka Türklerinin sürgün sonrası gelip buraya yerleştirilir. Kendi kültürlerini, varlıklarını yaşatmak için ve bu başlarından geçen atalarının, dedelerinin başından geçen bu zulümü anlatmak için bir çaba içerisindeler. Ben çok takdirle karşılıyorum. İşte nitekim de şimdi programda olan Haydar kardeşimiz de, gencimiz de, üniversitede öğrenci. Bu davaya, bu misyonu üstlenmiş. Böyle koşturuyor. Bütün amacı varlıklarını tekrar yaşatmak, kültürlerini tekrar yaşatmak. Tabii ki inşallah yani olacak zaten başlangıcı da belki Haydar anlatacak onu. Şimdi Gürcistan'da olan bu ana yurtları, topraklarına zannediyorum Birleşmiş Milletler'in kararıyla dönmeye böyle izin çıktı. Yani Gürcistan hükümetine bu konuda teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş köylerine dönüyorlar. Çünkü orada çok maneviyatları var. Ataları, dedeleri orada, Tabii mezarları mutlaka. orada. Evet, devamını geri döneceğim ama Evet. devamını da Dünya Ağızka Türkleri Gençlik Kolları temsilcisi Haydar Habibov'dan dinleyelim. Hoş geldiniz Hoş tekrardan. bulduk Buyurun efendim. efendim. Öncelikle sizlere ve tüm kanal yönetimine bizi bugün burada ağırladıkları için bu nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben Haydar Habibov, Azerbaycan'dan geldim. Erciyes Üniversitesi Tarih Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ayrıyeten okuldan kalan boş zamanlarımızda, arda kalan boş zamanlarımızda da milletimizin tarihen yaşadığı acıları ve
tarihten sonra, sürgün sonrasındaki durumları ve bugün öğrencilerimizin daha iyi bir gelecek hayatta yaşayabilmeleri için elimizden gelen neyse, elimizden gelen çalışma neyse onun için çalışıyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da İl Kültür Turizm Müdürümüz Sayın İsmet Bey'e de yine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, bizlere büyüklük yaptı, tabiri caizse abilik yaptı. Burada bizleri ağırladı ve bu sergiyi yapabilmemiz için elinde ne imkanlar varsa bu imkanları bizim için seferber etti. Çok sağ olsun, hepinizden Allah razı olsun. Biz burada Dünya Asya Türkleri Birliği Gençlik Kolları ile birlikte faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Öncelikle müsaadenizle Ağızka Türkleri kimdir? Buyurun. Ağızka neresidir? Alaska değil, Ağızka Türklerini sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi Ağızka şehri olarak, coğrafi konum olarak Türkiye'nin kuzeydoğusunda Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, Gürcistan sınırları içerisinde yer alan bir Türklerin tarihen yaşadığı Türklük toprağıdır, Türklüğün merkezidir. Ağızka Türkleri etnik bir kavramdan ziyade bir şehir ve etrafında yaşayan Müslüman Türk topluluğunu ifade etmektedir. Ağızka coğrafyası tarihen Atabekler dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu ardından da Çar Rusya'sının idaresinde olmuş bir coğrafyadır bu coğrafya. Atabekler dönemin idaresine baktığımız zaman bu dönem neredeyse 1268 yılına kadar, 1551'li yıllara, 1268'den başlayarak 1570'li yıllara kadar devam etmekte. Fakat bu 1500'lü yıllarda Osmanlı bu topraklarda hakim olmuştur. İşte bu topraklarda ne zaman 1578 yılında Osmanlı ile birleşen Atabekler Devleti birleşir 1578 yılında. Ve bu birleşmeden sonra Ağızka bölgesi Osmanlı'nın idaresine geçer. Mustafa Lala Paşa'nın kumandanlığı ile bu bölgeye bir ordu gönderilir ve bu ordu Ağızka Kalesi, Ağızka'da bulunan Ağızka Kalesi'ni fethetmek suretiyle bu Ağızka coğrafyasına hakim olur. Bu hakimiyet yaklaşık 1828 yılına kadar devam eder. Malumunuz artık 1800'lü yıllardan sonra maalesef ki Osmanlı İmparatorluğu bir çöküş devri yaşamaya başladı. Çöküş devri yaşamaya başladı. Tabii bunun sebepleri o zamanlarda çıkan savaşlar, iç siyasette karışıklık, Osmanlı'nın çöküşüne doğru gitmesine başladı. Ve 1829 yılında Edirne Antlaşması ile Ağızka bölgesi o dönemin Çarlık Rusya'sına bırakıldı. Ve 1829 yılından sonra bu bölge Çarlık Rusya'sının idaresine geçti. Fakat 1829 yılından 1921'li yıllara kadar yine Ağızka bölgesinde işte yeniden Osmanlı'nın idaresine geçelim, yeniden Türkler bu coğrafyayı idare etsinler diye bazı bağımsızlık harekatları oluşmuştu 1921 yılına kadar. Fakat 1921 yılında Sovyet Rusya'sı, bu Sovyetler Birliği resmi olarak 1922'de kuruldu. Fakat 1917'de gerçekleşen Rusya'da, Çarlık Rusya'sında gerçekleşen, biz buna Bolşevik Devrimi diyoruz. Bolşevik Devrimi ile beraber artık Çarlık Devri tamamen sona erdirildi ve yeni bir sisteme geçildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Bu birlikle ilgili size kısaca malumat vereyim. Bu birlikte 15 tane ülke, bağımsız devlet yer almaktaydı. Bu devletler bugün bildiğimiz 7 tane Türk devleti de bu devletlerin içerisindeydi. Akabinde Gürcistan ve Ermenistan da ayrıyeten bu devletlerin içerisindeydi. Ve 1921 yılında Moskova Antlaşması ile Ağızka bölgesi tamamıyla Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin, o dönemin Sovyetler Birliği'nin tamamıyla idaresine bırakılır. Buyurun. Evet, şimdi esas bırakıldıktan sonra sürgünün başlandığı tarih, evet, isterseniz. Çünkü 1828 ve 1829 yılları arasında Çarlık Rusya'ya devredildi.
sıkıntı orada başlıyor herhalde. Evet, çünkü orada. Osmanlı İmparatorluğu'na tekrardan bağlanmak ya da Osmanlı yönetiminin istenmesi de 1921'e kadar da böyle bir taleplerde bulunduğunu söylediniz. Ne zaman orada yani Ağızka Türklerine zulüm ya da sıkıntı orada ne zaman başladı ya da sürgüne geçiş sebepleri, yani sürgünü ben şu manada soruyorum. Ben Doğu Türkistan davası ile ilgili 8 ülke dolaştım. Evet. Bunun içerisinde Çin de dahil. Ve gidip gördüğüm yerlerde gerçekten özellikle şu an Pekin'e girişim yasak yani. The newspaper terörist diyor. Yani benimle ilgili terörist olduğuma dair bu açıklamaları yapan bir hükümet kanadı var. Şunun için soruyorum bunu. Orada ben özellikle Doğu Türkistan'da, bana göre tabii Doğu Türkistan değişik isimleri de var. Oraya mesela Pekin'e gittiğimiz zaman bize hemen bir sivil polis 4 kişilik bir ekip verdiler. Bunlar Kaşgarlı Mahmut'la ilgili çalışma için aslında oradan başladık biz. Fakat niyetimizin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Oradaki soydaşlarımız şunu söyledi. Ben Türkiye'den ve Kayseri'den geliyorum dediğim zaman pazarda mesela Gulca'ya gitmiştik. Mesela orada 5 Şubat'ta Gulca katliamı vardı. Şunu söyledi. Herkese selam söyleyin. Fakat bizi izliyorlar, bizi takip ediyorlar. Sizden sonra bize zulmederler gibi. Benim ağırlıkta işte Tokyo'ya gittim, Kanada'ya gittim. Yani değişik ülkelere, Pakistan'a daha dahil giden Doğu Türkistanlılar vardı. Onların hemen hemen acılarının ne olduğunu iyi kötü biliyorum, tahmin ediyorum. Sizde mesela Kayseri'ye 1964 yılında gelmeye başlamış Doğu Türkistanlılar. 1965 ve 67 yılları arasında Garip Çorak dediğimiz bir yere yerleştirilmiş. Şimdiki bulunduğu yerler. İsimleri değişti ama sizin bu süreç nasıl başladı? Bir örneği o manada verdim. Evet. Yıldır. Şimdi Ağızka Türklerinin süreci nasıl başladı? Malumunuz artık Sovyetler Birliği'nin kurulması ile ülkede topluca yönelik, toplumlara yönelik baskılar uygulanmaya başladı. Bu baskılar ne zaman da uygulandı? Artık 1930'lu yıllardan sonra halkların aydınları ve ileri gelen şahsiyetleri toplu olarak sürgünlere maruz kaldılar. Ki bunlardan, yani ben size örnek olarak da gösterebilirim, bunlardan birisi de Ömer Faik Numanzade'dir. Ağızka Türklerinin tarihte yetişmiş en büyük aydınlarından birisidir. Bugün Kırım Tatarları, Kırım Türkleri için Yusuf Akçura neyse, İsmail Gaspıralı neyse, bizim için de Ömer Faik Numanzade aynı şekilde odur. Ömer Faik Numanzade Ağızka'da doğmuş, burada büyümüş, hatta lise eğitimini Darüşşafaka, bugün de Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde almış ve yeniden Ağızka'ya, Gürcistan bölgesine dönmüş, ana vatanına dönmüş ve burada halkın bilinçlenmesi için, aydınlanması için bir takım faaliyetlerde bulunmuş. Bu faaliyetlerden birisi de Azerbaycan'ın büyük aydınlarından olan Celil Mehmet Guluzade ile birlikte Molla Nasreddin dergisini çıkarması olmuştur. Ki bu derginin çıkmasıyla beraber de KGB bunu takibe alır ve Ömer Faik Numanzade'yi vatan haini damgasıyla damgalayarak öldürürler. Bunlardan birisi de budur. Ve 1930'lu yıllardan sonra artık Ağızka Türkleri için normalde Çarlık Rusyası'na, ne zamanki Ağızka bölgesi 1828-29'da Moskova Anlaşması'yla tamamıyla bırakıldı, Ağızka Türklerinin acı tarihi o günden başladı. Evet. Yani, 44'e kadar sürüyor değil mi? Evet, 44'e kadar sürüyor. Bu baskılar orada sürüyor. Orada patlatıyor aynı şekilde. Şey, evet. Ve İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz 1939 yılında patlak verdi. Maalesef Almanya'nın savaş ilan etmesiyle birlikte savaş başlatıldı. Ve Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda da İkinci Dünya Savaşı'nda da hedefi Rusya'yı, Rusları çökertmekti. Onları güçsüzlendirmek ve tarihten onları yok etmekti. Biliyorsunuz çünkü Almanya çok hani güçlü bir milliyetçi yapıyla idare olunan bir sistem olduğu için bunu şey yapıyordu. Ve 1941 yılında Almanya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne savaş ilan etti. Bu dönemde de
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başında Iosif Vissarionovich Stalin. O Sovyetler Birliği'nin başında Stalin vardı. Ve bu savaşın ilan olunmasıyla birlikte 1940'lı yıllardan sonra 43'lü yıllara gelindiği zaman hatta Almanlar Moskova'ya kadar ilerleyebildiler. Moskova'ya kadar gelip girebildiler. Bunun sebebi fakat ne oldu? Almanlar sıcak, Almanya bugün sıcak iklimde. Baktığımız zaman Rusya gibi soğuk bir iklimde değil. Bunu düşünemedikleri için Moskova'ya gelindiğinde tankların yakıtlarının donmasıyla birlikte Almanlar çok ağır bir mağlubiyete uğratıldı. Rusya tarafından, Sovyetler Birliği tarafından ağır bir mağlubiyete uğratıldı ve geri çekilmeye mecbur bırakıldı. Şimdi gelelim bu sürecin Avusturya Türklerine etkileri. Aslında sürgün 1941'de bizim için başladı. Sürgün 1941'de bizim için başladı. Ne oldu? İşte dediğimiz gibi aydınların sürgüne yollanması, öldürülmesi, katliamlar bunlar ki bunlar Azerbaycan'da da devam etti 1944'lü yıllarda. Ve 1944 yılında Avusturya Türklerinin 14 Kasım gecesinde acı günü başladı. Şimdi düşünün, bir gece ansızın soğuk, havalar soğuk, Kafkasya'nın soğuk ve kar kışlı günleri. Ansızın geliyor askerler, Rus askerleri, Sovyet askerleri geliyor ve kapınızı çalıyor. Diyor ki 2 saat içerisinde yanınıza sadece yolda size ihtiyaç olacak erzak dışında hiçbir şey almayın. Size soruyor, neyi yetiştirebilirsiniz 2 saat içerisinde? O kadar malınız, mülkünüz, her şeyiniz var. Ne alabilirsiniz? Yiyecekten başka, bir yorgandan, bir bizim tabirimizle bir döşekten başka yanınıza ne alabilirsiniz? Evet. Hiçbir şey. 2 saat sadece. Şimdi Avusturya Türklerinin şunu söyleyeyim. Avusturya Türkleri Türklük, Türk olmanın bedelini 1944 yılı 14 Kasım'ında çok ağır bir şekilde ödediler. Bizim oradan Avusturya bölgesinden Atababa topraklarından sürülmemizin asıl nedeni Türkiye ile sınır teşkil etmek, Türkiye coğrafyasıyla sınır teşkil etmek. Hatta Beria'nın, Gürcü hükümet lideri Beria'nın Stalin'e yazdığı mektupla şu veriliyor. Diyor ki, Türkiye'nin sınırında olan bölgede, Avusturya bölgesinde, günümüz Avusturya bölgesinde, tarihi Avusturya bölgesinde Türk ve Müslüman olan Avusturya topluluğu, Avusturya Türkleri yaşamaktadır. Bu topluluk gelecek Sovyetler Birliği'nin hedefleri için sorun teşkil etmektedir. Bu sorun da nedir? Avusturya bölgesine demin de bahsettiğimiz gibi coğrafi olarak bakarsanız Avusturya stratejik olarak çok önemli bir mevkide konuşlanmaktadır. Niye? Ardahan'ı geçiyorsunuz Avusturya, Avusturya'yı geçiyorsunuz Azerbaycan Türklerinin tarihen yaşadığı Borçalı bölgesi yer almaktı. Orayı da geçiyorsunuz. Azerbaycan coğrafyası, oradan da Orta Asya. Yani bugün Turan dediğimiz, Türkistan dediğimiz coğrafya. Ve bu coğrafyada da Avusturya Türklerini eğer ortadan kaldırırsanız bizim isteğimiz, en büyük amacımız ve hedefimiz olan Türk Birliği ortadan kalkmış olur. Ve bu da amaçlanıyordu ki Türk ve Müslüman olan Avusturya Türklerini bu bölgeden Sovyetler Birliği çıkartsın, çıkartsın ve Türkiye'nin Orta Asya, Türkistan coğrafyayla iletişimini kessin. Buydu. Sadece buyurun. Estağfurullah. Müdürüme de hemen döneceğim ama şu soruyu sorup da mesela Doğu Türkistan'daki topraklar o kadar çok verimli bir toprağa sahip ki Doğu Türkistan 33 milyon şu anda asimile edilmeye çalışan biz gittiğimizde gördük. Yani artık oradaki 15 ve 17 yaşlarındaki kız çocuklarını evden alıp uçsuz bucaksız çalışmaya götürülüyoruz diye bir farklı bir coğrafyaya yere götürüp aslında farklı işlerde kullanıp o insanları yani devşirmeye ya da genini öyle diyeyim bozmaya çalışan bir şey var. Doğu Türkistan'daki o sıkıntı topraklarının çok verimli olmasından, çok kaynaklarının verimli olmasından, sizin söylediğinizde siyaseten de o Turan dediğimiz ya da o kısmı açılan kritik bir nokta olmasından kaynaklanan ve sorun teşkil edildiği için evet. Böyle bir sürgüne
sebep oluyor. Yani bu manada bunu söyleyebiliriz değil mi? Evet, yanlış tabii. Bir tabii. Yok. Sürgüne sebep oluyor. Bununla birlikte de 1944 yılında Ağızka Türkleri sürülene kadar askere alınmıyordu. Sovyetler Birliği'nden bizim büyüklerimiz, yani abilerimiz o zamandaki askere alınmıyordu. Hiçbir askeri eğitim verilmiyordu. Fakat 1944'lü yıllara, 2. Dünya Savaşı'na gelindiği zaman 39-45 yıllar arasında Ağızka Türkleri askere alınmaya başlandı. Askere alınıyordu, onlara eğitim verilip ve Almanlara karşı savaştırılıyordu Sovyetler Birliği cephesinde. Hatta benim rahmetli dedem 2. Dünya Savaşı gazisiydi ve Sovyetler Birliği tarafından Almanlara karşı da kendisi savaşmıştı. Bunun askere alınmadılar. 2. Dünya Savaşı'nda askere alındılar. Büyüklerimiz, abilerimiz askere gitti. Geride kalan annelerimize, ablalarımıza, küçük çocuklar ve yaşlılara da işte sizin askere giden eşleriniz, abileriniz, kardeşleriniz bu demir yolu ile gelecektir diyerek Ağızka Borjom demir yolu hattını bizim halkımız Ağızka Türklerine orada yaptırdılar. Millet ne bilsin evet. ki o demir yoluna gelecek ilk vagonlarla kendilerinin yarısında ata vatanlarından, ana vatanlarından sürgün edilecektir bu Ağızka Türkleri. Evet, hemen döneceğim ama Müdür Bey'e döneyim. Genelde sadece Ağızka Türkleri için değil, işte Doğu Türkistan'da bulunanlar var, işte Azerbaycan'da var, Kerkük'te var, Türkmenler, Irak Türkmenleri var. Bu coğrafyalar içerisinde Türklerin asimile edilmesini ya da Türklerin sürgüne gönderilmesini ya da yok edilmeye çalışmasının sizce temel nedenleri nedir Sayın Müdürüm? Size bir, yani şey bir soru bu. İl Kültür Müdürü olmanın dışında hepimiz taşıdığımız ve yaşadığımız coğrafya içerisinde içsel bir karışıklıklar mutlaka çekiyoruz ama onun dışında da Türkiye hem kendi Türk boylarına hem kendi milletine yardım ettiği gibi dışarıdan gelen herkese de kapısını açıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle tarihe baktığımızda, ben tarihçi değilim ama yani somut gördüğümde işte 1930'larda Ağızka Türklerine yapılan bu zulüm ve 44'lerde de bu sonuçlanan, yani yurtlarından zorunlu sürgün edilen bir Türk Müslüman toplumu. Doğu Türkistan'da o şekilde hala zulüm görüyor, biliyorsunuz. Evlerine, her eve bir, her Müslüman Türk evine bir Çinli erkek yerleştiriliyor. Evet, maalesef. Bu bir proje tabii. Ve orada uzun yıllardır bu alanda ileri çıkan düşünürleri, alimleri yok ediliyor. Yine Kerkük'e geçersek, orada da yıllarca Saddam, biliyorsunuz, Kerkük Türklerinin orada onlar bağımsızlık, hür yaşamalarını sağlayacak o düşünce yapısını oluşturduğu zaman yine orada da münevverleri, ileri gelenleri, alimleri her 10 senede bir kıyıma uğruyor. Yani o yok ediyor. Ve o bunu gören o Türk ve milliyetçi olan insanlar, düşünürler ne yapıyor? Birçoğu zorunlu olarak ülkesini terk ediyor. Şimdi bunun mantığı ne? Niye Türklere ya bulundukları ve kimseye bir zulüm etmeyen, yaşadığı coğrafyada sadece kendi haklarına sahip çıkan, bir başkasının hakkını gasp etmeyen, bir başka millete zulüm etmeyen bir Türk milleti var. Böyle bir karakter yapımız var. Atalarımız hep bu ahlakı benimsemişler. Demek ki bu emperyalist anlayış, yani Selçuklu tarihine baktığımızda yok mu? Yani sürekli Haçlı seferleri, sürekli Türkleri karışıklık yaratmak, içten yıkmak, yok etmek için uğraşmıştır. Osmanlı döneminde olmamıştır, olmuştur. Şimdi günümüzde Anadolu'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni
yok etme için uğraşanlar yok mu? Mutlaka yok. Biz kime ne kötülük? Yani çevremize baktığımızda hangi komşumuza zulüm ediyoruz? Yani bize yapılan bu zulümlerin benzerini karşılığında. Biz hangi topluma yapıyoruz? Hangi insanlara yapıyoruz? Yani Ermenilere yaptık mı? Yapmadık. Ve hala Türkiye Cumhuriyeti kucak açmış durumda. Tabii eksiğimiz mutlaka var ama bugün Suriyelilerin bile gelmesi. Ben özellikle Haydar'dan da birkaç anekdot dinlemek istiyorum. Ben 12 bölümlük bir belgesel çektim. Hüznün coğrafyasında Doğu Türkistan diye. Orada çok hayat hikayeleri çektim. Yani şu an 90 yaşında olanlar, Kayseri'ye ilk gelenlerin tamamını çektim. Bu da bir arşiv bana göre. Tabii ki de. KonTV sağ olsun ilgilendi ve bunu yayınladık orada. Hem de defalarca yayınladık. Ve çok büyük şey geldi. Elimizde de çok büyük bir kaynak oldu. Hatta o konuştuğumuz ilk katırlarla işte yolculuk yapıp yürüyerek daha doğrusu hayatlarını yarısı yolda kaybetmiş ama buraya gelenlerin maalesef ben çekim yaptım, yayınlandıktan sonra da hayatını kaybedenler oldu. Onun için çok değerli bir arşiv bende, bana göre. Gerçekten de çok önemli bir arşiv. Onların hayat hikayeleri vardı. Mutlaka Ağızka Türklerimizin de çok derin acısı ve hayat hikayeleri vardır. Türkiye'ye gelişi ya da oradan kalmıştık. Sürgüne başlangıcı hangi ülkelere gidilmiş? Bunun içerisinde Türkiye'de var tabii ki. Şimdi şöyle başlayalım. Türklük bedel ödemekse Ağızka Türkleri bu bedelin en ağırını dediğimiz gibi 1944 yılı 14 Kasım'ında ödedi. 65 kilometrelik mesafede Ağızka ile Borjom demiryolu hattını bağlayan demiryolu hattında annelerimiz, büyüklerimiz çalıştırıldılar. Ki bu işte onu da oradan dinleyenler şöyle rivayet olunur ki burada aç susuz bitap halde çalışılır ve burada çalışırken bizim annelerimiz, büyüklerimiz, yaşlılarımız oradaki Sovyet askerleri de der ki işte buraya gelecek ilk işte sizin eşleriniz savaş bittikten sonra bu demir yollarına gelecek vagonlarla gelecektir diyerek şey yaparlar. Hani onları gayretlendirirler. Aynen gayretlendirirler. Ne bilsinler dediğimiz gibi oraya gelecek ilk vagonlarla atababa yurtlarından sürgün olunacağız. Nereden bilelim? 75 evet. yıllık bir acıya bizi sürecekler. Bunu bilemezdik. Ve 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece 1944 yılında gece ansızın Sovyet askerleri Ağızka Türklerinin kapılarını çalmaya başladılar. 2 saat zamanınız var. Yanınıza alabildiğiniz erzaklarınızı alınız. Fazla bir şey olmasın. Ve buradan siz, işte Almanlar burayı, bize halka denilen şuydu, Almanlar burayı işgal edecek, biz sizi 3 aylığına güvenli bir bölgeye götüreceğiz, savaş bittikten sonra, Almanlar buradan çekildikten sonra yeniden buraya geleceksiniz. Bunu diyorlardı. Ama gerçekte böyle değildi. Gerçekte ilk olarak Gürcistan'ın içerisinde yer değiştirme politikasıydı ama sonradan durum değişti. Dediler ki, Ağızka Türklerini Orta Asya steplerine, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a, 3 tane Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine sürgün olunsun. Yer değiştiririz tabii halka böyle demiyorlar ama aslında bu sürgündür. Bizim için bu sürgündür. Ve 14 Kasım'da 15 Kasım bağlayan gece Ağızka Türkleri arabalarla Ağızka, Aspinza, Ahalkerek, Bogdanovka ve Hırtız 5 eyalet başta olmakla bu eyaletlere bağlı olan 220 tane köyden halk arabalarla Ağızka işte merkezde demiryolu hattının başladığı merkezde toplanıldı. Vagonlar şu, düşünün hayvan vagonları. Öyle bir vagon ki yani hayvan vagonları hayvanların taşındığı vagonda insan taşıyorlar. Soğuk, hava soğuk. Halkı dolduruyorlar. Yani tıklım tıklım dolduruyorlar. Orada ezilenler, ölenler, ne kadar insan. Ve gecenin bir yarısında bunlar halkımız dolduruluyor vagonlara ve 75 yıl bitmeyecek acı bir sürgüne gönderiliyor. Dolduruluyor 15 Kasım gecesi. Bu sürgün tabii tarih kaynaklarımızda Kasım ayının 28'i, 26'sına kadar devam ediyor. Çünkü şöyle
Ağızka merkezde olanları getirir, yerleştirirsiniz, vagonlara yerleştirirsiniz. Çünkü yakın. Ama Aspinza, Ahalkelek, Bogdanovka bunlar uzak. Merkeze uzak oldukları için ve ulaşımın da biraz zor olduğu için birkaç gün taşıma böyle devam etmiştir. Ve sürgün başlatılıyor. Sürgün esnasında sürgün takribi olarak 15-20 gün devam ediyor. 15-20 gün devam ediyor. Bu devam eden süreçte de sadece halk işte doldurulan vagonlarda birkaç günde bir vagonlar tren duruyor. Ölenler varsa ölenler vagonlardan Kafkasya'nın soğuk ıssız dağlarına atılıyor. Kurda kuşa yem oluyor. Türkler kurda kuşa yem oluyor. Düşünün. Evet. Bizi kurda kuşa orada yem ettiler. Ve burada şöyle hikaye olunur ki bu tabirim için çok özür diliyorum. Düşünün. Hamile olanlar, kadınlarımız, kızlarımız ne acılar çektiler, ne çileler çekti bu vagonlarda. Yani çok büyük acılar çektik. Sürgün işte 20 gün devam ediyor ve ilk şeyde Kazakistan'da vagonlar duruyor. Ve halkımız burada Kazakistan'a şimdi ne kadar halk sürgün olundu? Toplamda Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'dan, Kırgızistan'a, Ağızka'dan 92.307 kişi sürgüne maruz kaldı. Tabii bunun içerisinde biz bugün bunun ayrımını hiçbir zaman yapmıyoruz. Ama sayacak olursak Ağızka Türkleri de vardı. İşte Terekeme Türkleri de vardı. Karabak Türkleri de var bir kısmında. İşte ondan sonra o bölgede yaşayan Kürtler de vardı. Ki bugün Kazakistan'da yoğunluk olarak Ağızka Türkleriyle tamamıyla iç içe olmuş ve Ağızka Türklerinin kültürünü benimsemiş Kürtler de vardı. Ve bunlar topluca olarak dediğimiz gibi 92.307 kişi vagonlara doldurularak sürgüne maruz kaldı, sürgüne gönderildi. Bunlardan 45.985'i çocuk, 18.923'ü ihtiyar ve 27.399'u kadın olmak üzere toplamda 92.307 kişi. Evet, sürgün başlatıldı. 20 gün toplamda sürgün neredeyse sürdü ve Kazakistan'a yerleştirildi. Ama Ağızka Türklerin acısı bununla da sonlanmadı. Sovyetler öyle bir siyaset uyguladı ki Ağızka Türkleri orada gitmeden, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a gitmeden önce oranın yerli Türk halkına, Kazak Türklerine şunu diyor. Diyor ki buraya Ağızka Türkleri getirilecek, yerleştirilecek. Aman bu halka yaklaşmayın. Bu halk vahşidir. Bu halk insan eti yiyor. Sırf oradaki Türklerle kaynayıp karışmasın diye halkı böyle geleyana getiriyorlar ve bizden korkmalarına neden oluyorlar. Ki aslında böyle bir şey yok. Türküz. Ağızka Türkleri de Türk. Onlar da Kazak Türk. Kazak Türk'ü de Türk. Biz sürgün olunduk. 14 Kasım'da sürgün olunduk ve bizim sürgün olunduğumuz evlere, coğrafyaya Sovyetler bu bölgeye, sınıra Ermenileri yerleştirdiler. Ermenileri yoğunlukla Ermenileri yerleştirdiler. Ermeniler bu bölgeye, bizim evlerimize yerleştirildi. Biz işte Kazakistan'a, tabii bizimle beraber bu bölgelerden, Kafkasya bölgesinden, Ahıska'dan, işte Kırım'dan ve Karaçay, Balkar, Çeçen ve İnguşetya'dan Karaçaylar, Balkallar, Çeçenler, İnguşlar ve Kırım Tatarları da bizimle birlikte 44 yılının ayrı ayrı tarihlerinde sürgüne gönderildiler. Evet, vakti değerli tabii kullanmak adına 10 dakikamız kaldı. Tabii, çok geçti. Bu konumda sizin sivil toplum örgütü olarak yaptığınız ya da bu acıları, bu sıkıntıları duyurmak istediğiniz platformlar oluşturduğunuz mutlaka. İsterseniz biraz o konuya ve Türkiye bu konuda Dünya Ağızka Türkleri için yaptığı ya da yapacağı projeler var mı, yaptığı projeler var mı, destekleri isterseniz ona konuşup son sözü de Müdür Bey'le birlikte bitireceğim. Tabii. 10 dakikamız hemen var. Hızlı bir şekilde geçelim. Sürgün olunduktan sonra 89'da Özbekistan'da Fergana olayları yaşandı. Burada yeniden Ağızka Türkleri Özbekistan'ın Fergana bölgesinden Rusya ve Azerbaycan'a yeniden sürgün edildi. Sürgüne maruz kaldı. Ve bundan sonra 1956'lı yıllardan Sovyetlerin işte baskısı kalktıktan sonra, ki bir baskı vardı, köyden köye gitmeye bile izin verilmiyordu.
Ve Alaska Türklerinin artık vatana dönüş mücadelesi başlatıldı. Bunu başlatan da Enver Odabaşev'dir. Rahmetli Enver Odabaşev bu mücadeleyi başlattı. Bu mücadelenin sonrasında Ellez İzzetov rahmetli bu mücadeleye dahil oldu. Yusuf Serverov rahmetli bu mücadeleye dahil oldu. Ve 1999 yılına gelindiği zaman artık Avrupa Konseyi'ne gidildi. İşte biz vatana dönmek istiyoruz, bu haklarımızı bize verin, vatanımızı bize geri verin diye müracaatlarda bulundu. Fakat bu müracaatlar ne yazık ki pek fazla ciddiye alınmadı. Alaska Türklerinin sivil toplum kuruluşları olarak tam anlamıyla hem Gürcistan'a, vatan Alaska'ya dönüşü hem de yaşadığı bölgelerde rahat yaşayabilmeleri, huzur içinde yaşayabilmeleri için 2010 yılında kurucu başkanımız Ziyaettin Kasanov'un önderliğinde dönemin başbakanı, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulunun kararı ile Dünya Alaska Türkleri Birliği Türkiye'de merkezli olarak, Türkiye merkezli olarak ilk dönemde Ankara merkezliydi. Ankara merkezli olarak Alaska Türklerinin çatı kuruluşu olarak kuruldu. DATÜB, Dünya Alaska Türkleri Birliği kuruluştan bugüne kadar 9 tane ülkede, Amerika dahilinde 9 tane ülkede faaliyet vermektedir. DATÜB'ün Alaska Türklerine yönelik 3 tane amacı vardır. 3 temel amaç vardır. Bu amaç nedir? Birinci amaç, asıl amaç, ilk amaç Alaska Türklerinin vatana geri dönüş mücadelesinde gereken desteği ve yardımı sağlamaktır. Bu konuda ne yapılmıştır? İlk olarak kurulduğu ilk günden bugüne Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Konseyi AKPM'de çalışmalar yapılmıştır. Avrupa Konseyi temsilcimiz Sayın Burhan Özkoşar'ın orada temsilciliğiyle birlikte gerekli çalışmalar yürütülmektedir ilk günden bugüne. Bunun akabinde Gürcistan hükümetiyle girişimleri de ilk günden bugüne devam etmekte ve münferit göçler destekle, DATÜB'ün desteğiyle beraber aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle birlikte münferit olarak göçler sürdürülmektedir. Bununla birlikte 2 sene önce Alaska bölgesinde 40 tane aile için ev alınmıştır. DATÜB'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle 40 aile için ev alınmış ve aileler oraya yerleştirilmiş ve hala da orada yaşamaktadır. Bundan başka TİKA ve yine DATÜB'ün organize bir şekilde çalışması ile yine Alaska'ya yönelik olarak orada Alaskalıların haklarını kazanmaları, vatana geri dönüş mücadelesinde ilk olarak repatriasyon. Yani sadece repatriasyon neydi? Orada kalabilirsiniz. Hiçbir haktan yararlanamazsınız. Bu statüyle Alaska Türkleri ilk olarak Alaska'ya dönüyordu. Ama sonradan rehabilitasyon. Yani rehabilitasyon nedir? 75 sene önceki haklarımızı asgari derecede geri alabilmek, oradaki hak ve hukuklarımızdan yararlanabilmek, bu şu anda rehabilitasyon şeyiyle devam etmektedir. Dünya Alaska Türkleri Birliği yerleştirmesi de devam etmektedir. Bunun akabinde ikinci olarak Türkiye'ye göçü sağlamak. Bu göçte ne yapılıyor? Türkiye'de vatandaşlık alınması, çalışma izni alınması, uzun dönem ikamet izni, diploma denklikleri ve iskanlı göç. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Şu anda Türkiye'de 2017'de vatandaşlık çıkmıştır. Bu da yine Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla ve onun talimatıyla Dünya Alaska Türkleri Birliği'nin çalışmaları azmi neticesinde vatandaşlık çıkmış. Süresiz uzun dönem ikameti, çalışma izni, bu konularda çalışmalar yapılmaktadır. Erzincan'a göç, Erzincan ve Bitlis Ahlat ilçesine göç yapılmıştır, göç edilmiştir. 2015'te Ukrayna'nın savaş bölgesinden Erzincan'a göç edildi ve bununla birlikte üçüncü olarak da Alaska Türklerinin yaşadığı 9 ülkede tüm haklarından, eğitim, kültür, tüm haklardan yararlanabilmesi için gerekli faaliyetler şu anda Dünya Alaska Türklerinin oradaki temsilcilikleriyle sürdürülmektedir. Efendim, teşekkür ediyoruz. Bir program yetmedi. Tek başına bir program daha inşallah önümüzdeki dönemlerde yapıp sizden son sözlerinizi alalım. Vaktimiz de geldi. Sayın Müdürüm, buyurun. Şimdi gerçekten Alaska dramı bir milli ve insanlık sorunudur. Bizim
Yarın açacağımız sergide de bu dramı, bu milli sorumluluğu güncellemek, yani tekrar unutulmamasını sağlamaktır. Gerçekten de Asgar Türk ve Müslümanları çok dinine, diyanetine bağlı, milliyetine bağlı Türk boyu, Kıpçak boyu tarihçilerin söylediği Kıpçak boyundan gelme. Tabii 9 ülkeye sürülmüştür. Anadolu'ya çoğunlukta gelenler bugün Erzincan'da, Iğdır'da, Kayseri'de, Türkiye'nin birçok vilayetinde Asgar Türkleri yaşamaktadır. Biliyorsun Kayseri'de de Pınarbaşı, Tomarza ve Develi civarında bunlar yaşamaktadırlar. Tomarza'da işte Cin Ahmet, Pınarbaşı'nda Elmalı, Artmak, Akmezar, Kızılalan, Kızılhan, Kayseri Merkez, yine Bakırdağ ve Çukuryurt köylerimizde bu Asgar Türkleri yaşamaktadır. Biz mesela müdürlük olarak Akmezar'da her yıl Asgar Festivali yapıyoruz. Bu köyü terk etmiş zaman içerisinde Türkiye'nin muhtelif illerine yerleşmiş. Orada hemşerilerimiz, Asgarlar gelirler. O gün bir araya toplanırlar. Festivalde, şenlikte genelde Asgar'ın kültürel değerleri, yemekleri, adetleri, oyunları, onlar ortaya çıkarılır, sergilenir. Hasret giderilir. Bir araya gelirler. Bu Kayseri ilimizde yaşayan, köylerde yaşayan Asgar Türkleri kardeşlerimize zaman zaman biz ileri gelenlerle bir araya geliyor. Dernekler kuruldu. Biz de şöyle diyelim, yaklaşık Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ve oradaki dramla ilgili yaklaşık gazetecilik hayatım boyunca 100'e yakın program yaptım. Bundan sonra inşallah hem Asgar Türklerimizi Kayseri'de ziyaret ederiz, hem yemek kültürleri, hem dayanışma İnşallah kültürlerini, çok, hem de onların çektiği acıları bir belgesel tadında inşallah. Buradan bir söz vermiş olalım. Hem çalıştığımız kurum TRT olarak hem de televizyonumuz TV1 aracılığıyla gücümüzün yettiğince yapalım diyorum. İnşallah. Son sözleri alıp bitiriyorum. Tekrar başa dönmek istiyorum. Yarınki sergimizin açılışına program 11'de Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nde açılacak. Kısa bir konferans var tarihi geçmişiyle ilgili. Sonra yarın biliyorsun Cuma. Kalemkırdı'da Cuma namazı kılınacak. Ondan sonra da bir yemekle programımız sonlanacak. Yarın bekliyorum hemşerilerimizi, sergimizin açılışına. Teşekkür ediyorum size de. Peki, ben teşekkür ediyorum. Son söz Haydar Habiboğlu'da, buyurun. Şahsım adına ve Dünya Asgar Türkleri Birliği Başkanlığı adına, başkanımız ve Dünya Asgar Türkleri Birliği Gençlik Kolları Başkanı adına Sayın Ziyahettin Kasona, Dünya Asgar Türkleri Birliği Başkanı ve Dünya Asgar Türkleri Birliği Gençlik Kolları Başkanı Sayın İsmail Kasanov'un ve hepimiz tüm Asgar Türkleri adına bugün bizleri burada ağırladığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tüm kanal yönetimine teşekkür ediyorum. Bizim amacımız, gayemiz 75 sene önce atayurtlarından sürgün olunan bir halk olarak, bir Türk halkı olarak yeniden vatanımıza geri dönmek ve orayı kazanmaktır. Ve oraya dönene kadar da bu mücadelemiz 75 yıldır hiçbir zaman bitmemiştir ve hiçbir zaman da bitmeyecek ve tükenmeyecektir. Asgar Türkleri tarihinin hiçbir aşamasında Türklük ve Müslümanlığından ve milliyetçiliğinden hiçbir zaman ödünç vermemiştir ve vermeyecektir. Tekrardan tüm kanalımıza ve tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugün de bir günün içinden programının sonuna geldik. Bugün çok değerli iki konuğum vardı. İl Kültür Müdürümüz saygıdeğer İsmet Taymuş ve Dünya Asgar Türkleri temsilcisi, gençlik kolları temsilcisi Haydar Habiboğ kardeşimizdi. Biz buradan yine söylüyoruz. İnşallah bundan sonra Asgar Türklerinin yaşam tarzları, yemekleri ve kültürleri inşallah bu kanalda, televizyonda
yayınlamaya gayret edeceğiz. Bize ayrılan süre burada sona erdi. Bir başka programda tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun efendim.